Bursa Barosu'na bağlı serbest avukat olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Genç Avukatlar Merkezi Başkanıyım, Avukat Cengizhan Bülbül. 3 yıldır mesleği icra etmeye çalışıyoruz. 1 yılda staj, 4 yıldır, yani 4 yıl aşkın süredir Bursa'da mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Genç Avukatlar Merkezi Başkanlığımızın yakın zamanda seçimleri oldu. 4 meslektaş aday olduk. En çok oyu da bize sağ olsun öyle bir destek verdiler. En çok oyu aldık biz de. Genç meslektaşlarımızı temsil etmeye gayret ediyoruz. Onların sorunlarının tespiti noktasında, sorunlarının YK nezdinde, Bursa Barosu YK nezdinde tartışılmasını ve çözüme kavuşmasını, çözüme kavuşmayan sorunların ise neden çözüme kavuşmadığı noktasında çalışmalar yapmaktayız. Yine genç meslektaşlarımıza dönük eğitim vermeye çalışmaktayız. Şimdi ilk olarak bugün daha dilekçemizi verdim. İstanbul Barosu'na bağlı bir meslektaşımızı Bursa'ya davet ettik. İnşallah Bursa'da misafir edeceğiz. Genç meslektaşlarımıza müvekkille vekil arasındaki, yani avukatla müvekkil arasındaki ilişkiyi nasıl olması gerektiğini, işte nasıl bir süreç yönetmeleri gerektiği noktasında bizlerle bir eğitim verecek. Yine genç meslektaşlarımıza dönük işte kahvaltı programları, birbirleriyle tanışması için, kaynaşması için. Yine genç meslektaşlarımızın CMK hizmetinden daha sağlıklı faydalanabilmesi için ne tür şeyler yapabiliriz diye bunların çalışmasını yürütmekteyiz. Görevlendirmelerde nasıl bir yol, yöntem belirlenmeli diye bunların çalışmasını yapmaktayız. Genç meslektaşlarımız tabii bu pandemi koşulları aslında bütün meslektaşlarımız etkilendi ama sahada en çok mesleği icra eden genç meslektaşlarımız ne yazık ki. Yani belli bir kıdem üstündeki meslektaşlarımızı pek sahada göremiyoruz. Onlar genelde böyle artık şey sistemi oturtmuş vaziyette oluyorlar. Belli bir iş yüküne ulaşmış oluyorlar. Bu nedenle sahadaki mesleğin yükünü taşıyan genç meslektaşlarım. Yani Bursa'da bugün 4.800 meslektaşımız sahada dersek mesela bunların 2.700 genç meslektaş. Hem sayıca fazlayız hem de duruşma salonlarında en çok biziz. Tabii pandemi en çok bizi etkiledi aslında genç meslektaşları. Ofis kiralarını ödeyemeyen meslektaşlar oldu. Baromuz bu pandemi sürecinde aylık kira desteği meslektaşlara böyle bir destekte bulundu. Pandemide en azından baro bu meslektaşların yükünü azaltmaya çalıştı. Yine baromuzun Barohan projesi var. Barohan projesi tamamen eski böyle han kültürünü bugün günümüze, yani modern hayata taşıyıp meslektaşlarım çok cüzi rakamlarda, yani kira bile denemeyecek derecede düşük ücretlerle ofis tahsis etti Barohan baromuz ve şu an Barohan'ımızda da bayağı bir genç meslektaşımız orada mesleğini icra etmeye çalışıyor. Hem de bu kira, elektrik ve diğer masraflardan da şu an yükünü hafifletmiş vaziyetteler ve mesleği rahatlıkla icra etmelerini sağlıyoruz. Bizim merkezimizin amacı Bursa'da genç avukatlarımızın mesleği icra ederken herhangi bir sorun yaşamadan gerek yargı mensuplarıyla, gerek adli personelle, yani adliye personeliyle, gerekse dışarıdaki, yani müvekkil ilişkilerinde rahatça mesleği icra etmesine ve meslek etik kurallarına uygun bir şekilde ya da yeni meslek etik kuralları oluşturma noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımız da, yani Bursa Baromuz da bu noktada hem eğitim merkezimizde olsun, diğer avukat hakları merkezimiz olsun, hepsi böyle bütünlük içerisinde çalışmaktayız. Amacımız, gayretimiz Bursa'da sağlıklı bir hukuk hizmeti verebilmek ve bu verdiğimiz hizmetin de karşılığını alabilmek. Genç meslektaşlarımızın değil aslında tüm Türkiye'nin sorununu olan CMK ödemeleri mesela çok düşük rakamda yapılmakta ve çok geç ödenmekte. Meslektaşlarımız bu ücret noktasında sıkıntı yaşamaktadırlar. Yani sahada, yani devlet görevlendirme, yani CMK sistemi dediğimiz sistemde çok da ücretlerini, yani hak ettikleri hem ücreti alamıyorlar hem de vakti zamanında alamıyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Adli yardım ödemeleri yine hızlı olmasına rağmen adli yardım gelmiyor. Bir yılda, 1,5 yılda bir kez Bursa'da meslektaşlara adli yardım geliyor. Burada da bir sıkıntı var. Yine adli zaten sahada problem en büyüğü ise, mesela bugün bile ben şahsım kendim 3 saate yakın bir duruşma bekledim. Bunun sebebi Segbis'e bağlanamıyoruz. Yani cezaevine bağlanamıyoruz. Diyelim diğer mahkemeler sabah daha erken Segbis'e bağlandığı için biz devamında bağlanamıyoruz. 3 saat orada bekledik. Bugün bir kadın meslektaşımızın İstanbul'da katledilmesinden ötürü basın açıklaması yapacağız. Tam böyle geldi, çakıştı.
Yani bir tarafta basın açıklaması yapacağım. Ben sabah 9.20 duruşmasına 12'de telefon ediliyor. Mübaşir diyor ki 12'de gelin duruşmayı alıyoruz. Sizi bekliyoruz. Yani ben 3 saat bekliyorum. Orada ben alınmamışım. Sonra bir basın açıklaması yapacağız. Burada bile bir şeyimiz yok yani. Mahkemeler aşırı bekletiyor. Ha bunun sebebi işte yargı mensuplarından değil. Hem teknolojik aksaklıklardan, teknik aksaklıklardan ötürü hem de iş yükünden ötürü de yardım mensuplarımızı bekletmek zorunda. Meslektaşlarımızın yani duruşma salonlarında, duruşma salonları önlerinde bekleme sorununda bizi ayrıca rahatsız ediyor. Bir de yargıda şeye değineyim, hedef süre uygulaması var. Evet, UYAP ekranının açıldığında yazıyor işte şu kadar süre içinde karar veriniz şey yapınız ama bu mümkün değil. Yani bizim yargılamalarımız, yani Türkiye'deki yargı sisteminde, yargılama sisteminde devlet yazışma usulüyle yani ya da mahkemeler yazışma usulüyle şey yaptığı için çoğu yazışma zamanında cevap gelmediği için bu sürelerde uzamaya başlıyor. Bu sefer cevap gelmediği için mahkemede bekliyor. Duruşmalar öteleniyor. Duruşma tarihleri 3 ay 5 ay sonraya veriliyor. Mesela bugünkü duruşmanın tarihi Haziran'a verildi. Yani Ocak nere, Haziran nere? Tabi bu süre zarfını bekliyorsunuz. Bu sefer Haziran'da gidiyoruz. Bir evrak eksikliği var. Bunu da bekleyelim deniyor. Bu sefer bir 6 ay sonraya öteleniyor. Yani yargıdaki hedef süre uygulaması ne yazık ki tam teoride var. Yani UYAP sistemi ekran açıldığında orada bir halka şeklinde işte şu kadar gün kaldı, şu kadar karar vermeniz lazım şu kadar süre içerisinde ama tabii çok zor. Çünkü hem mahkemelerin iş yükünü azaltamadıktan sonra hem yani bu toplumdaki, sokaklardaki bu suç oranlarını azaltamadığımız sürece bunun da ben sadece bir hedef süre uygulamasıyla ya da puan sistemiyle falan aşılabileceğini düşünmüyorum.